Hangi üniversiteyi tercih edeceksiniz? Okulların eğitim imkanları nedir? Hangi fiziki şartlarda hizmet vermekteler? Bu ve bunun gibi daha birçok sorunuzun cevabını bu programda bulacaksınız. Dünden bugüne şöyle baktığımızda üniversite sayısı günden güne artıyor. Son birkaç yıl içerisinde özel üniversiteler arasında öne çıkan bir üniversite, Üsküdar Üniversitesi. Tanıdık bir isim, Üsküdar Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan'la birlikteyiz. Sayın Tarhan, artık zaman daralıyor diye başlayalım. Sizin hem çocukların diyeyim ya da arkadaşlarımızın, gençlerimizin psikolojik yönlü sınava hazırlanmaları hem de üniversite olarak sizin hazırlığınız hangi yönde? Artık son birkaç gün içerisindeyiz. Neler diyeceksiniz? Tabii şimdi kararlar şu ana kadar tercihlerde karar verme aşamasına geldiler. Tabii geciktirmekte de haklılar. Çünkü hayatlarının en önemli tercihini yapıyorlar. Yani insan hayatındaki iki önemli tercih. Biri eş seçimi, diğeri meslek seçimidir. Burada meslek seçimi bu nedenle zor karar vermeleri haklı ama %100'ü bulamazlar. Yani %70-80 kanaat getirdiler mi bismillah deyip girecekler tercihini yapacaklar. Tercih yaparken öncelikleri şu, yani kişi o tercih insanın için elbise gibi değil, cilt gibidir. Yani hayat boyu onunla birlikte oluyor kişi. Onun için önemli bir tercih, yani mesleğinle iç içe yaşıyorsun. O derece, yani böyle kişi tercih yaparken sevdiği alan olması önemli. Yani işe gittiğinde kolu saatte olan, iş bitsin de gideyim tarzındaki meslekler insanları mutsuz yapıyor, hem verimsiz yapıyor, hem de insan kendini işe yaramıyor gibi bitiriyor. Bu nedenle sevdikleri alanda çalışması önemli. Birinci plan, ilgi duydukları, sevdikleri, yeteneklerinin olduğu, o meslek değerlerle kendi değerlerinin örtüştüğü alanlar olması önemli. Bu tarz bir meslek seçerse gençler, burada işin erbabı danışmaları önemli. De o meslek, seçtikleri meslekte çalışan ama isteksiz çalışanlar değil, severek çalışanların görüşünü alsınlar. Tabii burada seçim öğrencinin kendi kararı gibi görünse de etki unsurları var. İşte ailenin olsun, çevrenin olsun, almış olduğu puan olsun, yaşadığı şehir olsun. Ama genel çerçevede baktığımızda 4 yıllık bir meslek edinmeye dönük bir eğitimden geçecekler. Siz de bu alanda kendilerine yol göstermeye hazırsınız Üsküdar Üniversitesi olarak. Hangi bölümleriniz var diye başlayalım tekrar. İnsan toplum bilimleri, psikoloji bölümü, felsefe bölümü var. Mühendislik, doğa bilimleri olarak da biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik, bilgisayar mühendisliği var. Sağlık bilimlerinde sağlık işletmeciliği, hemşirelik, çocuk gelişimi, ergoterapi bölümü var mesela. Türkiye'de yeni bir bölüm bu. Ergoterapi iş ve uğraşı tedavisi olarak geçiyor. Önü açık bir bölüm. Yani şu anda yani bütün ünü hastanelerin, kurumların aradığı elemanlar. Diğer bir bölümde mesela çocuk gelişimi ve sosyal hizmetler bölümü var. Burada bu bölümde de Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın şiddetle ihtiyaç olduğu kadrolar var. Bunlarda iş bulma problemi olmayan bölümler. Yani iş sağlığı ve güvenliği bölümü var. Burada da şu anda bütün yasal zorunluluk geldi biliyorsunuz. Yani her kurum 50 personel çalışan her kurum iş sağlığı güvenliği uzmanı yetiştirecek. Biz bunları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu bölümler var. İletişim Fakültesi bu sene açıldı. Mesela yeni medya bölümü var. Yani bu sosyal medya ile ilgili reklam tasarım bölümü var. İletişim bilimlerinin genel diğer bütün bölümde sinema, tiyatro hepsinden içine alabilecek iletişim bilimleri ana bölümü var. Bu bölümlerde kendini geliştirmek isteyenler bu bölümlerde diploma için değil, öğrenmek için gelmeleri önemli gençlerin. Onlara yabancı dili de çok ciddi kolaylıkla öğretiyoruz. Hatta yabancı dile korkarak gelenler bir müddet sonra yabancı dili çok rahat açtıklarını görüyorlar. Öğrendiklerini görüyorlar. Mesela üniversite olarak Üsküdar Üniversitesi biz Amerika'da 10 üniversite, Kanada'da bir üniversiteyle anlaşma yaptık. Hazırlık sınıfının 15 öğrenciyi ikinci dönem hazırlık sınıfını o üniversitede okutacağız. Yani ilk dönemi burada, ikinci dönemi orada okuyacaklar. Yani uluslararası geçerli olan yabancı dil diploması vereceğiz. Daha sonra o üniversitelerle ortak çalışmalarımız devam edecek. Bu nedenle üniversitelerde öğrencilerin mutlu olması, güzel vakit geçirmesi önemli ama geleceklerini kazanması daha önemli
bu nedenle. Tabii süre az kaldı dedik. Bu dönemde güzel bir lansman yaptınız. Yeni öğrencileriniz var. Heyecanınız çok taze. Ve son olarak mesajınız nedir sevgili adaylara? Tabii. Yani adaylar... Yani tercihlerini yapmış adaylara mesajımız artık keşkeyi bıraksınlar, geleceğe dönsünler. Kararsız olanlar da bu işin uzmanı olan, ustası olan kişilerin görüşlerini alsınlar. Mesela psikolojide dünya nereye gidiyor? Hem bilim mesleğin geleceğini düşünsünler, hem de geleceğin mesleğini düşünsünler. Eğer bunu düşünürlerse, geleceğin mesleğini okurlarsa daha sağlıklı adım atmış olurlar. Bunları söyleyebiliriz. Başarılar diliyoruz. Üsküdar Üniversitesi'nin web sayfasında inceleyerek diğer imkanları, sosyal yönlü olsun, burs olsun, ekonomik yönlü olsun, tüm imkanları adaylar takip edebilirler. Başarılar diliyoruz. Ben de başarılar diliyorum.